Adım Tolga Gümüşayak. Üsküdarlıyım ama şu anda Amerika'da yaşıyorum. 1990'dan beri üniversite için geldim. Hayat oldu, burada kaldım. 25 sene elektrikçi olarak çalıştım burada. Ondan sonra astronomiyle ilgilenmeye başladım. Hobi olarak başladı, işe dönüştü. Bilimi her zaman seviyordum ama yani hiç uzayla hiçbir fikrim yoktu. Bir gün Neil deGrasse Tyson'ın yaptığı o Cosmos programını seyrederken ben dedim gidip teleskop alacağım kendime. Ne kadar teleskoplar, kaç para, o zaman hiçbir şey bilmiyordum. Dedim herhalde $200 çok güzel bir teleskop alınır. Sonra bakmaya başladım, $200 oyuncaklar var. Doğru dürüst teleskoplar yok. Bir baktım yani benim almak istediğim şeyler $2,000 ile $5,000 arasında, öyle o kadar fiyatlar. Ben dedim en iyisi kullanılmış teleskop alayım. Gazetede buldum kullanılmış teleskop. Telefon ettim, kapısına gittim kadının. Dedim nasıl çalışıyor bu? Bilmiyorum dedi. Ben kocama aldım, o da kullanmıyor, satıyorum. Ben dedim çalıştığını bilmediğimiz şeye nasıl dedim bu kadar para vereyim sana? $300 veririm dedim. Kadın dedi ne demek o dedi, ben buna $6,000 para verdim. Dedim o zaman göster nasıl çalıştığını, vereyim doğru dürüst para. Gösteremedi. Dedi o zaman $700 ver al dedi. İlk teleskopumu öyle aldım. Gerçeği söylemek gerekirse 5 sene önce Ay ve Vega'nın farkını bilmiyordum. Yukarı baktığım yoktu. O teleskobu aldıktan ve onun üstüne çalışmaktan başladı her şey. Ama benim de bir kişiliğim vardır. Böyle bir şeye başlarsam böyle kafa üstü girerim %115. Yani neyim varsa bütün boş vakitlerimi, ne kadar varsa ondan harcarım. Abi benim kişiliğim öyle. Tabii yavaş yavaş öğreniyor. Ondan sonra astronomi kulüplerine üye oldum. Ondan sonra okula gittim. Yani üniversitede astronomi dersleri aldım. İlk başladığımda arkamda gördüğünüz teleskoplar gibi yüklenip dağın tepesine çıkıp çadır kurup günlerce orada, bu akşam git, ertesi akşam git, haftaya bir daha git. Öyle yapıyordum ilk başladığımda. Kurtlar, çakallar, ayılar, bütün duyuyorsunuz çünkü ağaçların ortasında sesler falan geliyor. Biraz korkunç oluyor. Bir de karanlık. Bunu yapmak için çok karanlık yere gitmek gerekiyor. Bazı gittiğim yerlerde şöyle söyleyeyim. Böyle elinizi uzattığınız zaman eliniz görmüyorsunuz. O kadar karanlık. Bazı gittiğim yerlerde de o kadar karanlık ki Samanyolu'nun ışığı gölge yapıyor. Ayın gölgesi olur ya. Çok karanlık yerlerde Samanyolu'nun gölgesi olur. İlk başladığım zaman böyle uzak yerlere, karanlık yerlere gidiyordum. Ama şu anda benim teleskoplarım otomatik bir observatory'de kendi kendilerine çalışıyorlar. Bir kubbe gibi bina oluyor, binanın üstü açılıyor. Onun içinde teleskoplar var. Hava açık olduğu zaman bana e-mail geliyor. Biz uzaktan mesela oradaki bilgisayara giriyoruz. Söylüyorum ne yapılacağını. Ondan sonra sabahleyin kendi kendine kapanıyor. Resimler de buraya geliyor. Benim yaptığım işin çoğu onu yapmak. Dünyanın her yerine gidip teleskop takıyorum. Benim müşterilerim var Fransa'dan, İspanya'dan. Bana diyorlar ki git bana Arizona'da ya da New Mexico'ya benim teleskopumu oraya tak diyorlar. Ben onlara bütün teleskoplarını, kameralarını alıyorum. Her şeyi New Mexico'ya yolluyorum buradan. Ondan sonra ben gidip oraya takıyorum. Onlara anahtarlarını veriyorum. Onlar mesela Fransa'dan New Mexico'ya teleskobunu kullanıyor. İlk başlayanların böyle fotoğraf çekmesi neredeyse mümkün değil. Yani en azından bir 3 sene bir tecrübeden sonra yavaş yavaş buna benzer resimler çekilebilir. Çünkü mesela bu resimler New Mexico eyaletinden çölde 15-20 saatlik pozlamayla çekiliyor. Bir günde 20 saat yok akşam. Bir gün 4 saat çekiyorsunuz. Ertesi gün hava kapalı oluyor. Bir hafta beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bir hafta sonra 4 saat daha çekiyorsunuz. Çekmesi belki 2 hafta sürüyor. Ondan sonra onun da işlemesi var. Bir oturuşta yapılmıyor. Yine de yani bir ay sürüyor fotoğrafı çekmek. Ama en kötüsü, bu da biraz şaka. Bu işi yapan insanlar bunun değerini biliyor. Sonra mesela insanlar karılarına, "Aa karıcığım ben ne yaptım?" diye bakıyor. Kadın da bakıyor. "Aa çok güzel." diyor 2 saniye bakıp. Tabii en sonunda bir fotoğraf yani. Kendi kendine tatmin olman lazım. Benim bir profesör arkadaşım var. Astronominin çoğunu ondan öğrendim. Ben herkese söylüyordum bunu. "Aa ben hiçbir şey bilmiyorum, ben hiçbir şey bilmiyorum." diye. Deme öyle yani, bilmiyorum deme. Niye bilmiyorum diyorsun? Çünkü bilmiyorum dedi diyorum. Yani bitmiyor yani. Ne kadar öğrenirseniz o kadar korkuyorsunuz yani. Ne kadar çok bilmiyorum diye. Evrende yalnız mıyız? Hayır. Dünyaya uzaylılar gelip bizi kaçırdım falan o gibi soru soruyorsanız onlar saçma sapan yani. Ama diyorsanız ki bütün bizim gördüğümüz evrende
başka yaşam yok demek saçma bir şey. Yani çünkü olasılık o kadar yüksek ki, o kadar çok yıldız var ki evrende hayat olmaması mümkün değil. Drake Equation diye bir terim var. Diyor ki kaç tane yıldız var? Mesela sırf bizim galaksimizde 200 milyar yıldız var. Onların %1'inde diyor gezegen olsa, o %1'inde kendi yıldızına çok yakın ya da çok uzak olmayan, yani dünya kadar ılık yerde olsa, onların %1'i, onların %1'inde su olsa, onların %1'inde basit yaşam, yani bakteri yaşamı olsa, yine de %1 yapıyorsunuz. 200 milyar olduğu için, bir de 200 milyar tane galaksi olduğu için, 200 milyar çarpı 200 milyar numarasını bile bilmiyorum o kaç eder. Yani mümkün değil. O numaralar çok büyük.